Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün küçük bir çiçek modeli var istekler arasında. Sizlere onu yapmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmadıysanız sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, başlayalım isterseniz. 3 numara 2.20 mm bir tığ kullanıyorum. Şimdi zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şurayı sıkıştırmadan hemen buradaki boşluğa girip sonra çekiyorum. Rahat girebilmek için bunu yapıyorum. Birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu küçük boşluğun içine girerek 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine geçiyorum şimdi. Şöyle ayıralım. Bu şekilde birleştiriyorum. Şöyle küçük bir ortamız olacak. Buradan 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı yuvaya batarak 1 2 çekiyorum. 3 tane buraya trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2 çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3. Evet. 3 zincir yeterli. Tekrar doladım. Bir sonraki sık iğneye geçiyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. 2 defa çekiyoruz, tığda bekletiyoruz. Tekrar 2 ve 3. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir. Bir sonraki yuvaya tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde 8 tane ne diyelim buna, yaprak diyelim. 8 tane yaprağımız olacak ortasında. 1 2 3 zincir. Her bir sık iğnenin üzerine 3 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Hepsini birlikte toplayıp 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 tane ilmek kalıyor tığımızda. Hepsini birlikte çekiyorum. Evet, şu ipimizi biraz şöyle salalım. Rahat gelsin. 3 tane çektim zincirimi. Tekrar ipimizi salalım, rahat gelsin diyorum. Tabii bu benim ipim için geçerli şu anda. 3 trabzan kapattık. 1 2 3 4 5 6 oldu. Yine 3 zincir. Şimdi 7.'yi yapıyoruz. 1 2 3 kapattık. 3 tane zincir çektik. Bir sonraki yuva, son yuvamız artık. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Geliyoruz ilk yaptığımız yaprağın tepesine. Birleştiriyoruz böyle kaydırma tekniğiyle. Şimdi hemen ilk boşluğa bir sık iğne ile giriyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğneden sonra. Sonra 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2. Sonra tekrar bir tane ikili trabzan ve bir tane sık iğne. Diğer boşluğa geçiyorum. Bir sık iğneyle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve bir tane ikili trabzan. Sonra tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Bütün bu boşlukları bu şekilde dolduracağız. Evet. Sık iğneyle başlıyoruz. Sık iğneyle bitiriyoruz. Her boşluğa bu yaprakları tamamlayalım. Yine 8 tane yaprağımız olacak.
Evet, bütün yaprakları tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine sonda sık iğneyle bitirdim. Burada şöyle aşağıya batarak yaprağın tepesine, alttakine böyle bir birleştirme yapıyorum. Evet, şimdi arkadan öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Bakın arkadan şuradaki ipimizi keselim. Evet, şunu keselim orada. Kafamızı karıştırmasın. 4 zincirimizi çektik. Arkayı çevirdik. Sıradaki şu yaprağı. İpimiz burada. Sıradaki yaprağın sağından giriyoruz. Solundan çıkıyoruz. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir sonraki yaprağın sağından girdik. Solundan çıkıyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tekrar bütün yaprakların bu şekilde sağından girip solundan çıkıyoruz. Arka taraftan örüyoruz. Boşluklar yapacağız. Bu boşlukların içine tekrar yapraklar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Başlangıçtaki yaprağa gelinceye kadar yine 8 tane boşluğumuz olacak bu şekilde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şu 1, 2, 3. Şu 3, 4, 5, 6, 7. yaptık. Şimdi 8. yapıyoruz. Başladığımız noktaya geldik. Burada da yine buradaki yaprağın sağından giriyoruz. Solundan çıkıyoruz. Ve ilk yaptığımız boşluk şurası bakın. Buraya bir sık iğne ile giriyoruz. Ön yüzümüz bu şekilde. Bir sık iğne ile girdik. Bir tane ikili trabzan yapalım. Sonra üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane ikili trabzan. Bir tane sık iğne. Şöyle bakın. Üstteki yapraktan biraz daha büyük olacak bu yaprağımız. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Yine bir sık iğne ile geçtik. Bir tane ikili trabzan. İki defa da çekiyoruz. Üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki. Bunları bakın şöyle uzun uzun çekerek yapıyorum. Çekemedim. 3. Bir tane ikili ve bir tane sık iğne ile kapatıyoruz. Diğerine geçiyoruz. Bir sık iğne. Bir tane ikili. Ve 3 tane üçlü. 1 2 Tekrar bir tane ikili ve bir tane sık iğne. Evet, 3 yaprağı tamamladık. Her boşluğa arkadaki, şuradaki her boşluğa aynı işlemi yapıyoruz. Çiçeğin ikinci yapraklarını oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, hepsini tamamlayalım. Şuraya başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, arka sıradaki yaprakları da tamamladım. Bakın. Yine son yuvaya kadar, boşluğa kadar geldim. Şöyle şuradaki yuvaya giriyorum. Böyle bir birleştirme yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine arkadan çalışıyoruz. Bir sıra daha yaprak yapacağız. Bu sefer şimdi son yaptığımız yaprakların arasındaki boşluğa batarak şöyle yine sağdan girip soldan çıkartıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine sıradaki bu iki yaprağın arkasından giriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz.
Bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi üçüncü katını yapacağız yaprakların. Biraz daha büyük yapacağız bunlardan. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, üç, dört, beş. Her yaprağın sağından giriyoruz, solundan birleşim noktalarının arasından giriyoruz. Üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine sekiz tane yuvamız olacak. Şimdi sona geldik. Şuradan zinciri çekerek devam etmiştik bu tarafa doğru. Yine burada bu iki yaprağın arasından şöyle giriyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığımız boşluğun içine tekrar bir sık iğne ile giriyoruz. Tığımızı dolayıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane de dörtlü trabzan yapacağız. Tığımızı iki doladık. Bir, iki, üç, dört de çıkıyorum. Tekrar iki doladım. Bir, iki, üç, dört de çıktım. Tekrar bir doladım. İki tane üçlü. Tam tersini yapıyorum şimdi. İki tane üçlü. Yine bir doladım. Bir tane ikili. Ve bir tane sık iğne. Bakın, üçüncü sırada daha büyük bir yaprak yapmış olduk. Evet. Aynısını her boşluğa uyguluyoruz. Bir sonrakine girdik. Bir sık iğne. Önce bir tane ikili. İki tane üçlü. Bir, iki, üçte çıktık. Tekrar bir tane daha üçlü. Şimdi iki tane dörtlü. Tığ iki dolayıp dört defa da çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir tane daha aynısından. Bir, iki, üç, dört. Şimdi iki tane üçlü yapalım. Bir tane ikili ve bir tane sık iğne ile tamamlıyorum. Evet. Şimdi arkadaki her boşluğa aynı işlemi yaparak yine 8 tane böyle yaprak oluşturalım arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar, yani şu son boşluğa kadar 8 yaprağı tamamlayalım. Evet. Arka sıradaki yaprakları da tamamladım. Şöyle düzeltiyorum tabii ki elimle biraz arkayı örerken. Bunların formu bozuluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Ay, pardon. İsterseniz böyle yapıp bırakabilirsiniz. Yine aynı mantıkla isterseniz dördüncü kat yaprakları yapabilirsiniz. Arkamızda bu şekilde bakın. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yine şuradan bir birleştirme yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. Evet, 6 zincir yeterli. Şimdi bir sıra daha böyle boşluk dolanacağız. Yaprak yapmayacağız. Farklı bir şekilde yaprak yapacağız. Şimdi yine buradan giriyoruz. Böyle buradan çıkıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki yaprakları yine son yaptığımız yaprakların hemen altındaki yuvaya giriyorum. 1, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 8 tane böyle boşluk oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üç, dört, beş, altı zincir. Beş de yeterli olabilirdi belki ama iki, üç, dört, beş, altı. Gergin olmasın diye böyle yaptım. Şimdi sona geldim. Bakın buradan da yine giriyorum. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğneyle girdim. Pardon, şöyle yapalım bakın. Şu son 6 zincire şöyle yapalım. Daha düzgün olur. 3 tane çekiyorum, tamam mı? Son 6 zincire. Bir doladım. Yine aynı şekilde bakın buradan giriyorum. Evet, alamadım bu sefer ilmeği. Şöyle aldım. Bir tane üçlü trabzan yaparak şöyle ipimi ortada bırakıyorum. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki boşluğa arkadan örmeye devam ediyoruz. İlk yaptığımız boşluk burası. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Evet, ipimizi şöyle ortada bıraktık. 3 zincir çektik. Son birleştirmede bir trabzan yaptık. 6 zincir çektik. Sıradaki boşluğa girdik. Bir sık iğne. Tekrar 6 zincir. Bir sık iğne daha. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerine geçiyoruz. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yuvaya bir kez daha batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir sonraki boşluğa bakın geçiyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yuvaya bir kez daha batıyorum. Şimdi böyle tekrar başa kadar geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yuvaya bir kez daha battık. 1, 2, 3, pardon 3. 4, 5, 6. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her yuvaya 2 kez batıyoruz bu şekilde. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gelmedik mi hala? Evet. Geldik. Şimdi şurada 3 zincir çekip bir trabzan yaparak birleştirmiştik. Burayı bir boşluk olarak düşünün. Son boşluğumuz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, pardon 5, 6 diyoruz. Tam bu trabzanı yaptığımız noktaya batarak birleştiriyoruz. Şimdi birleştirdikten sonra şöyle tığımı çıkartayım, göstereyim. Bakın ipimiz burada. Şuradan sayalım. Boşlukları sayıyorum. 1, 16 tane boşluğumuz olması lazım. 8'di. Her yere 2 kez battık. 16'ya çıkmış olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, evet ve 16. Buradan başlamıştık. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu tabii iğne yapraklarımızı düzelteceğiz şimdi tamamı bittikten sonra. Bastırıyorum elimle çünkü buraya.
ilmeğimizi alalım, birleştirdiğimiz yerden. Şöyle hemen önümüzdeki boşluğa taşıyalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekelim. Evet, 4 zincir çekelim. Tığımızı bir kez dolayıp aynı boşluğa tekrar üçlü tırabzan yapalım. Bir zincir tekrar. Şimdi zincir, şu zincir 4 tane çektik. Birinci tırabzanımız, bu ikinci tırabzanımız. Üçüncü tırabzanı yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dördüncü tırabzan. Bir zincir çekiyoruz. Beşinci tırabzan. Bir zincir. Altı. Bir zincir. Yedi. Evet. Yedi tane tırabzan yapıyoruz. Şu tırabzan aslında şurayla birleşmesi lazımdı. Neyse, dönüşte birleştiririz. 7 tırabzan yaparak bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın. Tekrar buradan tığımızı doluyoruz. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Buraya da aynı şekilde 7 tane tırabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Aralarda bir zincir çekiyorum. 2, bir zincir. 3, bir zincir. 4, bir zincir, 5, bir zincir, 6, bir zincir, 7. Bir sonraki boşluğa yine bir sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi tekrar buradan bir sonrakine geçiyorum. Birinci tırabzanım, bir zincir, ikinci tırabzan. Bir zincir, 3, bir zincir, 4, bir zincir, 5, bir zincir, 6, bir zincir, 7. Evet, tekrar bir sonrakine giriyoruz, birleştiriyoruz. Şimdi komple bütün boşlukları yine arkadan örerek bu yapraklarımızı tamamlayacağız. Yani bunlar da bir yaprak olacak sonuçta ama biraz daha farklı formda. Şunları hemen düzeltiyorum ama en son tabii ki tekrar düzelteceğiz. Şimdi bunları da tamamlıyorum. Başlangıca kadar geliyorum. Yine böyle 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Evet. Neredeyse bitti sayılır. Şöyle yakından bakalım. Bakın. Sona kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprağımız oldu. Yine şimdi sona geldiğimizde bakın burada 7 tırabzanı yaptım. Şurada bir tane boşluğumuz var. Başlarken yine şu birleştirmeyi farklı yapıp direkt şöyle başlayabilirdik arkadaşlar ama şöyle de birleştirebiliriz. Bakın buraya giriyorum. Şurada da ilk yaptığımız zincir çekmiştik. Buraya da girelim. Hepsini birlikte alalım. İkisini de ortadaki boşluğa birleştirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum burada. Hemen şu ilk boşluğa giriyorum. 2, 3. Bir sonraki boşluğa bir 4 yapalım, daha güzel durabilir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Şimdi 4 yapalım, 3 yapalım, daha güzel durabilir diyorum. Bunu ben doğaçlama yaptığım için şu an elimde arkadaşlar belli bir hani veri yok ya da grafik şablon yok. Tamamen doğaçlama ördüğüm bir gül modeli. 1, 2, 3, 4. Onun için örerken 3 olmasın, 4 olsun falan diye kendimce yorumlar yapıyorum. 3, 4. Tabii siz de örerken farklı şeyler deneyebilirsiniz. 4'er zincir çekiyoruz. Her boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk yaptık. Evet. Şimdi burada şöyle şu ortaya tekrar batalım. Bakın en alttaki boşluğa bir sık iğne yapalım. Sonra sıradaki boşluğa girelim.
Sıradaki boşluk dediğim trabzanların arasındaki boşluk. Şu araya değil. Bir zincir çektiğimiz boşluğa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip her boşluğa bir sık iğne yaparak böyle yapraklara biraz daha farklı bir form vermeye çalışıyorum şu anda. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, son boşluğa geldiğimizde yine 5 tane var. Bakın burada en alttaki boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Sonra hemen bir ve ikinci trabzanımızın arasına bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Alttaki boşluktan bir sık iğne yapıp hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Evet, şimdi burayı da tamamlıyorum. Dönüyorum. Evet arkadaşlar, sona geldim. Bakın, son boşlukları da yaptık. Şimdi burada şu ortadaki boşluğa yine bir sık iğne yapıyoruz. Buradan da ilk yaptığımız sık iğnenin içine batalım. Şöyle bir de zincir çekelim. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu ipimizi de gizleyelim. Göstereceğim hemen. Zemin açık renk olduğu için ip de açık renk. Çok göstermedi gibi ama çok güzel oldu. Ben beğendim. Evet. Arkamız bu şekilde. Önce arkayı göstereyim. Gayet temiz. Önümüz de bu şekilde. Şimdi şöyle mousepad'im var şurada siyah. Onun üzerine koyalım. Böyle daha iyi görünüyor sanırım. Şöyle farklı bir tığım var. Onunla da bakın şöyle yakından göstereyim. Şunları düzeltiyorum şimdi. Şimdi arkaları örerken mecburen buralara bastırıyoruz. Bunlar formunu bozuyor. Evet, şöyle şöyle düzeltelim. Yapraklarımızı. Güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yine bir takipçimin isteğiyle çiçek istemişti. Tabii bunu bakın şu kenarlardan 2, 4, 6, 8 tane köşemiz var. İkişer ikişer birleştirerek daha büyük şeyler yapabilirsiniz. Mesela bunu daha kalın iplerle örüp yatak örtüsü yapabilirsiniz. Çok güzel durur diye düşünüyorum. Şöyle yakından da bakın. Böyle tek taşlarda, tokalarda da kullanabilirsiniz. Birçok şeyde kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.